Arkadaşlar merhaba. Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden karşınızdayız. Bu videomuzda Kale Seramik hisse senedinin teknik analizine bakacağız. Şu anda henüz seansımız kapanmadı. Saat 17.43 civarlarında çekiyorum. Arkadaşlar iki gün önce çektiğim Kale Seramik hisse senedi teknik analizinde 3 gün kuralını sizlere söylemiştim. 3 gün kuralı dediğimiz olay bir hisse senedi çıkarken üç gün Seans kapanışında eğer ki bir direncin üstünde kapatırsa yukarı çıkmaya devam eder. Yani yükseliş trendi oluşturmaya başlar. Aşağı doğru 3 gün kuralı seans sonunda yaparsa iniş trendi varsa bunu devam eder. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? En son çektiğimde bizim hisse senedimiz şu pozisyondaydı, şu gündeydi. Ondan sonraki gün yani dün hisse senedimiz yine eksi kapattı. Şimdi bizim yükselen bir ana trendimiz vardı arkadaşlar. Şuradan başlattığımız bir ana trend vardı bunun aşağısında kaldı daha sonra ara bir trend vardı bunun da aşağısında kaldı ve bunu şu tarafta biz konuşma yapmıştık bunun videosunu çekmiştim şimdi dostlar şöyle bir şey söz konusu borsanın da genel bağlamında bir düşüşü olduğu zaten hepimizce malum biliyoruz ama hisse senedimiz 3 gün kuralını yaptı arkadaşlar yani 3 gün peş peşe negatif olarak yani bizim yükselen ana trendimizin altına kapattı Bizim 3 gün kuralımızın altında kapattığı için bugün de hisse senedimiz Bayağı bir düşüşle devam ediyor arkadaşlar Tabii ki kapanışımız bizim Burada 84.50'nin üstünde dahi olsa bile artık 84.50 Desteğini kırdığı için Bizim şuradan gelen yukarıdan gelen arkadaşlar bir Düşüş trend çizgimiz vardı bunu Artık devam ettireceği anlamına geliyor peki nereye kadar bunu yapabilir. Tabii ki bunlar göreceli. Bugün düşüşün yarın bir tepki alımıyla tekrar yukarı atma ihtimali de vardır. Ancak biz bundan sonra takip etmemiz gereken 71 85 seviyelerindeki destektir arkadaşlar. Biz yarın cuma son seansta tepki alımı yapıp hisse senedimiz şu noktalara gelse dahi arkadaşlar bizim iniş trendimizi yine yapma ihtimali yüksek Çünkü dediğim gibi üç gün kuralı yap var ve bugün dördüncü gün ve yine bu aşağı doğru inmeye devam ediyor Peki arkadaşlar bu 71 85 seviyesi artık biz konuşuyoruz yani konuşmamız gerekiyor Eğer ki buralardan bir yukarı atma olsaydı Biz daha çok 95'leri konuşacaktık ama artık işin rengi değiştiği için 84 buçuk şu anda Artık biz 71-85'i düşüneceğiz. Eğer ki yükseklerden bir alım yaptıysanız maliyet düşürebilirsiniz. Bekleyerek tabii ki nereden maliyet düşürebilirsiniz? Her zaman söylüyoruz biz bir hisse senedinin bir sırtını dayadığı yerden yani bu hisse senedi diyelim ki şöyle bir geldi arkadaşlar. Buradan sırtını dayadı ve bir sonraki direnci kesti yani 84 tekrar keserse ileriki günlerde e, buralardan bir maliyet düşürme yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bu arada hatırlatmakta tekrar fayda görüyorum. Yatırım tavsiyesi olan bir video değildir. Bizler tamamen sizlere bu hisse senedi hakkında olabilecek senaryoları düşünüyoruz ve her zaman yine şunu tekrarlıyorum. Yurt içi ve yurt dışı oluşabilecek arkadaşlar gerilimler sıkıntılar hisselerin yönünü daha çok belirleyicidir. Biz biz teknik analizlerde yüzde 35, yüzde 40'ını sadece konuşuyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim hisse senedimiz bugün diyelim ki e, şu anda e, ben diğer ekranımda 82, 400'leri gösteriyor. Yani hisse senedimiz şu anda şu noktalarda arkadaşlar. Şu e, çizdiğim yerde görünüyor. E, tabii ki bu e, kapanışı bunun üstünde yaparsa yani 84.5'un üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse umudumuzu yitirmediğimiz anlamına geliyor. Yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki hisse senedi şu çizginin tam şu noktada kapattıysa yani bizim e, desteğimizi direnç haline getirirse yarın tepki alımı olabilir ve yarın tepki alımı ile tekrar yukarı doğru çıkma ihtimali yüksek diye düşünüyoruz. Tabii ki e, bunun için biraz daha sıkıntılı durumu işte 3 gün kuralı dedik bizim inen, inen bir trendimiz var dedik. Burada biraz arkadaşlar panik yapmamak gerekiyor. Eğer ki maliyet yüksekse maliyet düşürebilirsiniz. Uzun bir yatırım portföyünüz varsa zaten bunlar sizi etkilemez. Çok ileriki sürelerde mutlaka bunlar geri dönecektir. Ee, bizim tahminimizce çünkü e, hacmi geniş aslında arkadaşlar. Yani hacmi yüksek olmayabilir ama hacmi geniş. Yani hacimler düşüyor. E, bunlar idealdir e, arkadaşlar bir kağıtta. E, biraz da dediğim gibi e, yurt dışı işte savaş muhabbetleri, sıkıntıları ve vesaire bunlar da ister istemez bizim e, piyasamızı e, etkiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere kale selamak hakkında teknik analiz yapmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.